Evet, gördüğünüz gibi tüm mıknatıslarımı dizdim. Sıra geldi C bobinine. Aynı şekilde C bobinini de Wow! Herkese merhabalar. Yeni bir projeyle birlikteyiz. Bugünkü projemizde fırçasız motor yapacağız arkadaşlar. Birazdan bu parçaların nasıl yapıldığını hep birlikte göreceğiz. Kullanacağımız malzemeler Nidium mıknatıs. Mıknatıs ölçülerimizi hemen vereyim. 20 milim boyunda, 10 milim genişliğinde ve 2 milim kalınlığında 12 adet Nidium mıknatıs kullanacağız. Motorumuzun statorunu ve rotor kısmını ise şu şekilde alüminyum arasına sıkıştırılmış polyester malzemeden kullanacağım. Türkiye'deki ismi Alikoban, tabela ve bina dış cephelerinde kullanılan bir materyal arkadaşlar. Bilindiği gibi fırçasız motorlar şu ana kadar geliştirilmiş en verimli motorlar. Elimde fabrikasyon bir fırçasız motor görmektesiniz. 450 sınıfı RC helikoptere ait arkadaşlar. Evet, biz bu motorun bugün benzerini yapacağız. İsterseniz çok fazla lafı uzatmadan projemize geçelim. Evet, şimdi statorumu oluşturacağım. Bakın şu şekilde hazırladım. Buradaki şablonu buraya geçirdim. Taralı olan yerler kalacak. Şu kısımları çıkaracağım. Evet, stator yataklarımız hazır. Şimdi sıra bobinleri sarmaya geldi arkadaşlar. Tabii ki bu tarz projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destek olmak isteyenler bana katıl butonundan ve süper teşekkür butonundan destek olabilirler. Evet, buradaki mesafe mıknatıs boyu kadar olacak arkadaşlar. Yani 2 santim. Evet, şimdi sarım işlemine geçeceğiz. 3 fazla olduğu için 3 adet bobin grubu olacak. A, B, C, A, B, C, A, B, C arkadaşlar. A'dan 3 tane, B'den 3 tane, C'den 3 tane. Hemen A'dan başlayacağız sarmaya. Bakın şu şekilde. Buradan başlayacağım.
Biraz zor olacak tabii ki. Alabildiğince saracağım. Kaç tur aldığını bilmediğim için şu şekilde başlayacağız. Saat yönünde sarmaya. Evet, 15 tur sardım. Buradan diğer A bobinime geçiyorum. 2 tane atlıyorum. 1, 2, 3.'ye geçeceğim. Yani şu şekilde. Evet, yine 15 tur sardım. Buradan diğer A bobinime geçiyorum. Evet, B bobinini de sardık. Sıra geldi C bobinine. Aynı şekilde C bobinini de sarıyorum ve sarım işlemim bitiyor arkadaşlar. Evet, statorun sarım işlemi bitti. 3 adet giriş, 3 adet çıkış. Artık rotorun yapımı kaldı. Şimdi rotoru yapalım arkadaşlar. Burada ise rotorumuzu oluşturdum ben. Bakın şu şekilde. N'den başladık. İkinci mıknatısımız ise S olacak. Evet, gördüğünüz gibi tüm mıknatıslarımı dizdim. Evet, rotorun etrafını ince telle sardım arkadaşlar. Bunun nedeni merkez kaç kuvvetiyle mıknatıslar yerinden fırlıyor. Bu şekilde yaptık. Statorun bağlantıları ise şu şekilde. Gördüğünüz gibi S1, S2, S3 giriş bobinlerim. Çıkış bobinlerimi de E1, E2, E3 şeklinde adlandırdım. Burada şimdi yıldız ve üçgen bağlantı yapabiliriz. Hemen bunların nasıl yapıldığını size anlatayım basitçe. Daha önceki projelerde bunları defalarca anlattığım için üzerinde durmayacağım. Üçgen delta bağlantıyı çiziyorum ki motorum bu şekilde çalışacak. Bunları benim bobinlerim olarak düşünün. 3 faz. Bu da yıldız bağlantı. Burası E1, E2, E3. Burası da S1, S2, S3. Yani orta noktada. Yıldızda şu 3 bobini birleştiriyorsunuz. Burada 3 fazınız, yani 3 fazın girişi oluyor. Delta ise, yani üçgen biraz daha karışık. Şu noktamız. S1, E3, S2, E1, S3, E2. Benim motorum burada üçgen bağlı. Şimdi hemen bunu plan üzerinde nasıl yapılacağını sizlere anlatalım. Ne demiştik? Hemen buradan başlarsak. Birinci, S1, E3. S1'i buluyorsunuz. Burada da E3'ü buluyorsunuz. En baştaki ve en sondaki şunları şu şekilde ikisini birbirine bağlıyorsunuz arkadaşlar.
İkinci olarak S2-E1. Buradan S2'yi buluyorsunuz. Buradan da E1'i buluyorsunuz. E1'im. Bu iki ucu da birbirine şu şekilde bağlıyorsunuz. Ve son uçlarımız. Tamamen el yapımı fırçasız motorumuz oldu. Evet, motor çıkışlarımızı yapacağız hemen. Bildiğiniz gibi bunu ESC ile süreceğiz. 3 fazlı motor sürücü devresi yani. Evet arkadaşlar, her şey tamam artık. Ben bunu 60 amper fırçasız sürücüyle, ESC ile süreceğim. Şunlar benim motor girişlerimdi. Bu motorlar sağa ve sola dönebilirler. Sadece buradaki kabloların yerini değişmeniz gerekiyor. Her iki kablonun yerini değiştiğiniz zaman dönerler. En kritik nokta burası. Eğer motorumuz başarılı bir şekilde tasarlandıysa sinyal sesi alacağız. Yoksa hüsranla karşılaşacağız. Evet, 3 tane kısa sinyal, 1 tane uzun sinyal motorumuzun hazır olduğunu bize gösterir arkadaşlar. Artık motorumuz hazır, sürebiliriz demektir bu. Evet. Evet, harika. Bu sesi duymayı bekliyordum açıkçası. Evet, el yapımı olduğu için arkadaşlar tabi biraz titreşim olabilir. Bu gayet normal çünkü balans yapamıyoruz. Önemli olan RPM'i, gücü. Şimdi gelin RPM'ini ve gücünü test edelim. 20 voltla sürüyorum şu anda. Birazdan amper bilgilerini de göreceğiz. Dokuz bin, 10 bin, 11 bin ve %5 gazdayız şu anda arkadaşlar. Evet, buradan çekilen amperi göreceğiz. Verdiğim volt 20. Sekiz wattta 10.000 RPM'e ulaştık. Sadece 600 miliamper tüketiyoruz. On iki bin RPM. Ne kadar amper çektiğini görelim buradan. Yani tutamıyorum. Çok güçlü. Elim yandı.
Wow. Evet, çok büyük bir merkez kaç kuvveti vardı arkadaşlar. Motorumuz bu kısmı parçaladı gördüğünüz gibi. Yani merkez kaç kuvvetinin nedenini güçlü olduğunu burada anladık. Gerekli güvenlik önlemlerini alıyorum ben. Yaralanmalara sebep olmamak için. Bu tarz testlerin çok dikkatli yapılması gerekiyor. Şimdi bakalım motorumuza neler olmuş. Büyük bir emek heba oldu. Yalnız buradan da çok büyük tecrübeler çıkardık arkadaşlar. Yani hızla dans edemezsiniz. Sanırım motor birbirine geçmiş. Evet. Bakın şu bölgede bütün mıknatıslar birbirine girmiş arkadaşlar. Ben buradaki tellere çok güveniyordum. Yani bu tellerin bu kadar merkez kaç kuvvetini absorbe edeceğini düşünüyordum açıkçası. Ama maalesef evet, bütün yatak statorumuz parçalanmış. Evet, neredeyse bütün mıknatıslar yerinden kopmuş. Üç tane mıknatısımız kaldı sağlam. Evet arkadaşlar, bugünkü projemizde fırçasız motor test ettik. Tabii ki fırçasız motorumuz parçalandı. Ama yine de başarılı bir proje. Benzer projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Tabii ki bana destek adına kanalımın katıl butonu ve süper teşekkür butonu aktif. Yeni bir projede buluşuncaya dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.